Herkese yeni bir günden günaydın. Şu an yoldan direkt başladım. Hiçbir videom daha arabanın içinden başlamamıştı ama başlıyor. Şu an Çağdaş abi ve Funda ile birlikte Erzincan'dayız. Dün gece Tunceli'den buraya geri döndük. Normalde ben Tunceli'de işte bir gün daha onlarla birlikte kalacaktık. Sonra ertesi sabah buraya gelecektik. Ama dediler ki biz bu akşamdan döneceğiz. Tamam dedim, gecenin bir vakti yola çıktık ve Erzincan'a geldik. Şimdi Erzincan'da sabah çıktık ve kahvaltıya gidiyoruz. Genelde Erzincanlıların en çok gittiği yer Gürlevik Şelalesi de geçen. Ama yerel olarak da Çağlayan diye bilinen bir yer burası. Oraya doğru gideceğiz. Şu an size birazcık böyle Erzincan'ı göstereyim. Yollarda da şimdi yukarı doğru çıkacağız birazcık sanırım, değil mi? Orada da yolu gösteririm. Daha sonra şelalede buluşmak üzere. Daha sonrasında da bugün Erzincan'da yine görmek istediğim 4-5 yer var. Onları gezmeye devam edeceğim. Oralarda görüşürüz. Şimdi kahvaltıya buradan bir geçeyim. Gençler, Gürlevik Şelalesi'ne geldik. Kahvaltımız da hazır. Kahvaltıya geçeceğim şimdi buradan. Ama size şöyle güzel bir başlangıç yapayım dedim. Kötü bir başlangıç da şöyle oldu. Gördüğüm her yerde çöp var. Gördüğünüz gibi her yerde çöp var. Biz kahvaltı yapacağımız yerdeki çöpleri gördük. Onları bir topladık, bir poşet yaptık. Kahvaltıdan sonra da buradaki çöpleri de toplayıp temizleyeceğiz. Şimdi de kahvaltımızda devam edelim. Evet, şelale gezimiz de böyleydi. Gürlevik Şelalesi güzel bir yer ama genel olarak kirletilmiş, temizlenmiyor ama doğal olarak harika bir yer. Çok daha serin bir yerdi, şehrin bir 30 km dışındaydı. Şimdi geri geldim. Şimdiki yol arkadaşım da Selim. O da burada Erzincanlı ama Kars'ta öğretmenmiş normalde, İngilizce öğretmeni. Şimdi de onunla bir Ekşi Su diye bir yer var, oraya gidiyoruz. Belki oradan sonra da vakitimiz olursa da birkaç yere daha gidebiliriz. Şimdi Erzincan'daki bir sonraki noktaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şu an geldiğimiz yerde tatlı su akıyor. Ama geldiğimiz yerin adı Ekşi Su. Şimdi hemen şu tarafa geçiyorum. Ekşi suları kapatmışlar. Bu aslında Ekşi Su dediği de soda. Selim'le buraya gezmeye geldik. Selim daha iyi anlatır aslında burayı. Tatlı su ve ekşi su birlikte bir çeşmede, ama ekşi suyu ön kısma vermişler. Çünkü insanlar oradan daha çok su dolduruyorlar. Herkes böyle damacanalarla geliyor. Damacanalarla dolduruyorsun su. Yıllık maden suyu ihtiyacı da bir gibi. Aynen. Doğru. Bir senelik maden suyu direkt doğal maden suyu çıkıyor. Bu arada yani. Bu yıl Brüksel'de en iyi maden suyu ödülü kazandı buradaki ekşi su. Hadi ya. Aynen. Brüksel'de kazandı hatta. Şurada mı öyle? Yok, bu normal tatlı su. Aynı zaman Doğu Ekspres'in eski bağlandığı hat. Buradan şimdi tabii geçmiyor. Doğu Ekspres Erzincan'dan da geçiyor zaten. Evet. Ankara, Kars arası. Önceden buradan mı geçiyormuş? Aynen, buradan geçiyormuş. Burada da tarihi anı olarak bırakmışlar şeyi. Ufak bir tren. Bu arada bu parktan çıkan su da Kızılay'ında iki kaynağından biriymiş. Kızılay maden suyunda iki kaynağından biriymiş. Buraya ailece herkes gezmeye geliyor diye çocuklara da park yapmışlar. Aynen. Ve ufak da bir tren. Mescit, cami. Karşısında da Ergan Dağı, kayak tesisi var orada da. Bak şurada bir yapılanma var ya. Gözüküyor. Evet, büyük. Aynen. Neyse, şu an maden suyu kısmına geldik. Şişemizi de getirdik, dolduruyoruz. Doğal maden suyu. Bak hiç öyle köpürmüyor, gazlı şeyler gibi. Tadına bakıyorum şimdi. Bildiğin şey, asidi kaçmış maden suyuya benziyor. Ama çok güzel tadı ya. Çok lezzetli bence. Zaten orijinali böyle olması gerekiyor bunun. Diğerleri gaz yani. Çok güzel su. Çok güzel. Maden suyu. Yani bunu alıp böyle eve litrelerce götürüp içmeye hakkı var. Bak herkes doldurmaya gelmiş. Hiç büyük şeylerde
Doğal maden suyu. Free. Bedava. Beleş. Şimdi ekşi suya veda ediyoruz. Buradan sonra da Erzincan'ın görülmesi gereken başka bir yerine doğru geçiyoruz. Arkadaşlar, normalde şu yazı, bu koskocaman Atatürk portresinin bir kısmı. Tabii ama haritada onun olduğu yeri direkt görüp arabayla geldiğiniz zaman tabii uzaydan görünen şeyi yakına gelip göremiyorsunuz. Uzaydan bakmak lazım. Biz tabii bunu daha düzgün görebilmek için başka bir yere geçeceğiz. Önce buraya geldim. Burada böyle siyah siyah çizgiler var. Tabii bu o görüntünün bir parçası. Ama buradan çıkmak çok zor. Bakın bastığım yer şöyle ve kayıyor, yani inmesi bayağı sıkıntılı olacak. Bu tarafa gelmeyin eğer bunu görmek istiyorsanız. Şimdi oranın manzarasının görüldüğü yere doğru geçeceğiz. Buranın tek güzelliği de şu, bayağı bir Erzincan'ın güzel görünmesi. Şimdi fotoğrafın nasıl güzel göründüğü yere doğru gidiyoruz. Gençler, şu an geldiğim yer tam karşı tepe. Şimdi videoda göreceksiniz. Atatürk'ün bulunduğu yer. Tam da burası. Buraya az önce gittiğimiz yerin tam kuyruğundaydı. Kemal Atatürk yazısının K'sinin ucundaydım. Şimdi oradan aşağı indik daha güzel bir yerden görmek için. Şimdi oraya göstereceğim. Arkadaşlar, bunun mevzusu şu. Buraya zamanında ressam bir komutan tayin olmuş. Sonrasında askerlere bunu yaptırmak istemiş. Ve çok güzel bir şeye imza atmış. Şu anda Erzincan'ın dağlarında Atatürk'ün çok büyük bir portresi var. Altında da imzasıyla tabii. Bunun özelliği de uzaydan da görülebiliyor olması. Evet işte arkadaşlar, Erzincan'da görmesi gereken yerlerden biri de bu. Türkiye'de bu tip böyle Atatürk'ün en büyük şeylerinden biri İzmir'de. Direkt kafasının heykeli var, biliyorsunuzdur. Zaten bayağı meşhur oldu. Ama bunu pek fazla insan bilmiyor. Atatürk'e dair Türkiye'de görülebilecek en güzel şeylerden biri de burası. Bir de Ardahan'da Damal Dağı'ndaki bir görüntü var. Çok güzel bir silüet düşer. Orası var. Erzincan'daki o komutanı da buradan tebrik edelim. O dağa da buradan da selam söyleyelim. Erzincan'da görülecek yerlerimizden de bir tanesini daha göstermiş olduk. Devamına geçiyoruz. Gençler, şu an Erzincan'daki size göstereceğim son yere geldik. Burası Erzincan'da tabii yemek yiyeceğimiz yer. Benim diğer videolarımdan bilirsiniz. Yemek yemeyi çok seviyorum. Ve bir yerin en güzel yemeğini yemek benim için mükemmel bir şey oluyor. Ve Erzincan Türkiye'de bence en güzel döneri yapan yer. Daha önce geldiğimde de yemiştim. Şimdi Erzincan döneri bir yer var. Oraya geldik. İçeri girelim. Bakalım nasılmış. Ustam, kolay gelsin. Seni şöyle bir video çeksem olur değil mi? Onu ben aldım. Onu güzel aldım. Abi, güzel abi. 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 Şöyle göstereyim size. Ama tabii ki de Erzincan'da en çokla gelen şey döner ve ben de bu döneri yiyeceğim. Servisimiz de hazırlanmış büyük ihtimalle. İçerisi çok güzel bir yer. Evet. Burada da şeflerimiz var. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Hoş bulduk. Evet, şimdi önce mezelerimiz gelmiş. Selim'le birlikteyiz. Yemeğimizi de yiyeceğiz. Mezelerimizde bir ezme var. Bir yufka var, bir salata var. Şeflerimiz geliyor. Teşekkürler usta. Evet, şöyle bir size Erzincan dönerini göstereyim. Bunu direkt yekpare olarak kesiyorlar. Yani yaprak yaprak, dal dal değil böyle. Parça parça değil. Direkt böyle bütün olarak kesiliyor ve direkt geliyor. Hadi bakalım, sen başta göster Erzincanlılığını. Ben Erzincanlıyım ama hiç öyle bir çatalsız şeysiz yemiyorum. Çatalsız. Normalde çatalsız mı yemiyor? Yok, lavaşsız yiyen çok oluyor. Ben yiyen böyle bölüyorum. Sonra lavaşın arasına mı alıyorsun? Ben hadi bakayım ye arasında. Ve yüzündeki ifadeyi görsünler. Kadar tatlı. Evet, şimdi ürünler arasında sardı Selim. Bu da bile şimdi canı çekecek, sana söyleyecek mi? Söyleyeceğiniz mi gençler? Bence söversiniz gibi ama o kadar da şey yapmayalım ya. Hadi yiyelim bakalım, soğutmayalım. Afiyet olsun bize. Evet arkadaşlar, Erzincan videomuzda bu kadardı. Erzincan'da da birbirinden güzel farklı yerler gördük. Bugün Erzincan'daki son günüm olduğu için bir arkadaşımla evine gelmiştim. Burada şarjlarımı, her şeyimi hallettim. Şimdi bugün Gümüşhane'ye doğru yola çıkacağım. Bir sonraki videomuzda Gümüşhane olur. Gümüşhane'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.